Nerede Nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. 38 tane ülkeyi gezdim şu anda. Tabii bunların içinde farklı farklı şehirler de var. Bugün sizlere Phuket hakkında bilgi vereceğim. 3-5 dakikalık bir video olacak. Böyle çok uzun detaylı bir bilgi vermeyeceğim. Dilerseniz ulaşımla başlayalım. Havalimanına geldiniz. Havalimanından indikten sonra dışarıda taksiler, minibüsler var. Taksilerle gelmek isterseniz 800 baht. Yani 100 baht 18 lira yapıyor. 1 Türk lirası 5.33 baht yapıyor. Buradan hesaplarsınız. Ama ben size kendi geldiğim şekilde tavsiye ederim. Minibüse bindik. 10-12 kişilik bir minibüs oluyor arkadaşlar. Bagajınızı falan her şeyinizi alıyorlar. Taksiyle 45 dakika sürüyorsa minibüsle 1,5-2 saat arası trafiğe göre değişiyor. Ama emin olun yollar güzel, etraf yeşil, huzurlu. Hiç sıkılmadan geliyorsunuz. Ben size fazla paranızı heba etmenizi tavsiye etmem. İsterseniz taksiye, isterseniz minibüse. 180 baht bunların parası. 800 de taksi parası arkadaşlar. Daha sonra şehir merkezinize geldiniz diyelim. Her yerde çok aşırı butik otel var. Yani internetten butik otel veya başka oteller almanıza gerek yok. Ki zaten kısa kalacağınız için, kısadan kastım otelde sadece yatacağınız için butik otel almanız gerçekten çok güzel olur. Biz mesela 3 yıldızlı bir otelde kaldık. Otelimizden memnun değiliz açıkçası. İsim verip reklam yapmak istemiyorum. Etrafa gelirsiniz, otellere bakarsanız beğendiğiniz otelde kalırsınız. Böyle daha güzel olur. O yüzden dışarıdaki no thank you. Bu yüzden dışarıdaki internetten gördüğünüz otelleri almanızı tavsiye etmem. Burada gelip seçmeniz daha sağlıklı olur. Çünkü çok çok fazla otel var. Otel işini de bu şekilde halledebilirsiniz. Bu arada internet üzerinden alırsanız ne kadar olur otel işi? Kalitesine göre 200 ile 3-4 milyara kadar gidiyor. Biz mesela 346 liraya 3 yıldızlı bir otelde kaldık. Kahvaltı dahil mesela, düşünün. Zaten Patong bölgesi diye bir yer var. Burası bunların tarihi merkezi. Şimdi geldiniz, daha sonra otele yerleştiniz. Otele yerleştikten sonra arkadaşlar her yerde turcular var. Ve burada enflasyon olmadığı için fiyatlar en fazla 100 baht, yani 18 lira 20 lira arası bir değişiklik oluyor. Gidiyorsunuz turlara. Zaten her yerde tur göreceksiniz. Yani adım başı sağlı sollu tur var. Yani her 10 adımda bir tane tur şirketine denk gelirsiniz. Böyle küçük küçük dükkanlarla. Ne yapıyorsunuz, oraya giriyorsunuz herhangi birine. Size şöyle kataloglardan turları gösteriyor. Mesela bir tur diyelim. Bu turun 3 tane versiyonu var. Deyimli söyleyeyim. Ucuz olanı, yani fakir işi, orta kalite, bir de premium, İngilizce artık nasıl diyorsak, premium dedikleri üst sınıf. Biz 3 sınıfı da denedik farklı farklı. Bazısından çok memnun kalıyorsunuz, bazısından çok memnun kalmıyorsunuz. Onu da size şöyle göstereyim. Turlar burada nasıl çalışıyor? Resimler üzerinden göstereyim. Slide bittiği zaman, daha doğrusu bu anlatım videom bittiği zaman, sonunda da kendi birkaç resmimi koyacağım böyle. Rafting'dir, fillerdir, neler yaptık. Oradan resimlere bakıp görebilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak buraya yaklaşırsak, mesela bu bir şehir turu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A1 paketi var, A3 paketi, A2 paketi ve A4 paketi. Aralarındaki fark ne? Mesela biz A4 paketini aldık. A4 paketinde hem fillerle yıkanma var, hem de fillere binme var. A3 paketinde bu ikisinden birini seçmeniz lazım. Mesela yazmış Elephant Trekking 30 minutes. 30 dakika elefant, yani fil turu veya fillerle banyo. Biz de dedik ki hani bu 1400'dü, bu 1600'dü. 200 baht, yani 36 lira için birini kaybetmeyelim. Hepsini birden aldık, A4 programını. Bu A4 programında ne var mesela? Size önce şöyle Buda Tapınağı'na getiriyor. Ücretsiz girişli. Zaten buradaki her şey dahil fiyata. Size rehberiniz, daha doğrusu tur şirketleri anlatıyor. Buda'yı ziyaret ettiniz, tapınağı güzel. Daha sonra rafting falan yapıyorsunuz. Daha sonra fillerle banyo yapıyorsunuz. Daha sonra fillere biniyorsunuz 30 dakika. Gerçekten çok adrenalin dolu bir şey. Hayatımda sayılı korktuğum şeylerden biriydi. Bu arada arada etrafta sesler geliyor. İnsanlar bir şey satmaya çalışıyor. ATV'lerle turlar yapıyorsunuz. Daha sonra sizlere şöyle bu resimdeki gibi sabit bir menü var. Bazı yerlerde de arkadaşlar açık büfe menü var. Oradan istediğinizi yapıyorlar. Yiyebiliyorsunuz. Bir de mesela böyle iple, Flying Fox, yani halatla kayma şeyi var. Türkçesi ne oluyor bunu bilmiyorum. Sen biliyor musun? Şu an aklıma gelmiyor.
İple kayma dediğimiz olay var arkadaşlar. Videodan dolayı aklımıza gelmedi şu an. Bu kısaydı mesela. Biz bundan memnun kalmadık. Bu turda en memnun kaldığımız neydi? Rafting ve filler. Filler yokuş çıktığı zaman ve yokuş indiği zaman Luna Park'taki hani böyle birdenbire adrenalin oluyor ya. Tıpkı o şekilde şeyler arkadaşlar. Bakın burada da diğer resimler var aynı şekilde. Bütün turlar bu şekilde ilerliyor. Bazılarından memnun kalmıyorsunuz, bazılarından memnun kalıyorsunuz. O da hani kişinin talep ettiği, arzuladığı eğlenceye göre değişiklik gösteriyor. Biz mesela en memnun kalacağımızı düşündüğümüz premium tur dediğimiz bir tur aldık. Ama onu da şöyle yakından göstereyim size. Ama mesela memnun kalmadık. Balıklarla gitmeye de aldık. En sevdiğimiz oydu, snorkeling dediğimiz. Kendi şnorkellerinizi getirmenizi tavsiye ederim. Efendim sen ne dedin? Dalmaya gittik yalnız. Ha, dalmaya gittik pardon. Arada telaffuz bozuklukları oluyor. Bunda mesela açık büfe yemek. Size çay kahve veriyorlar. Ondan sonra her şeyinizi veriyorlar. Mesela bunda 3-4 tane yere gidiyorsunuz. Bazı yerlerde sadece fotoğraf çekiyorsunuz. Yani premium diye en iyisi olacak değil. Ben mesela asla bu tura premium fiyat vermezdim. Çünkü hak etmedi. Thank you very much. Gene seyyar satıcılar var burada. Çok iyi insanlar. Burada mesela biz bu şekilde gittik. Maskelerimizi taktık, yüzdük. Biz kendi maskelerimizi aldık. O yüzden kendi maskelerinizi, şnorkellerinizi getirmenizi tavsiye ederim. Fifi Adası'na gittik, Viking Adası'na gittik. Mesela Viking Adası'nda sadece fotoğraf çektik. Bir şey yoktu. İçini kimseye göstermiyorlar. En son 25 yıl önce girmişler, fotoğrafını çekmişler. Öyle duruyor. Yüzme işinde her yer sahil arkadaşlar. Şöyle kamerayla etrafı gösterebilir misin? Burada sahile doyarsınız. Patong sahilinden tutun da birçok sahilleri var bunların. Fazlasıyla hakkını veriyorlar. Yüzme konusunda gerçekten hiç ama hiç sıkılmazsınız. James Bond Adası'na falan gittik mesela. Bu da başka bir tur. İçinde neler var, neler yok. Bir sürü farklı farklı turlar var. O yüzden bütün turları tek tek açıklayarak zaman kaybetmek istemiyorum sizlerden yana. Turları bu şekilde kapatıyorum. Son birkaç şey daha ekleyecek olursam, şehirde yiyecek içecek alırsanız mesela 7-Eleven diye 7-Eleven ya 7-11 diye bir mağaza var buralarda, biliyorsunuz, görürsünüz zaten. Bir de Family Mart diye bir şey var. Mesela dışarıda bir soda almaya kalkarsanız 40 baht. Ama mesela 7-Eleven'a girdiğiniz zaman 10 baht. Yani %300 pahalı satabiliyorlar turizm yerlerinde. O yüzden bir şey alırken böyle marketlerden almanızı tavsiye ederiz. Yemek konusunda turistik bölge olduğu için bazen bir tık pahalı olabiliyor ama lezzetli, güzel. Yeme işini, gezme işini zaten şehirde gezince her şeyi göreceksiniz. Her şeyi yaşayacaksınız. Kısacası ilk günü keşfedin, fiyatları sorun, öğrenin. Ondan sonra alışverişe falan geçin. İlk geldiğiniz gün hemen pat diye alışveriş yapmayın. Şimdi diyeceklerim bu kadar ülkeyle ilgili. Atladığım bir şey var mı? Ulaşımı söyledim. Ha bu arada mesela turist hastaneleri var. Hasta olursanız yazıyor zaten. Turist klinik. Doktor muayenesi 500 baht diyor. 100 baht 18 liraysa 18 çarpı 5'ten hesaplarsınız. 60-70 liraya yakın bir para yapıyor işte. Her yerde bir de tuktuk dediğimiz olay var mesela. Pazarlık yapıyorsunuz. Ben buradan buraya gideceğim. Şu Hindistan filmlerindeki küçük motorlar var ya. Bunlar gelişmiş tuktuk. Arkada böyle müzik sistemi var. İşte ışıklı, böyle küçük bir disco havası veriyor tabiri caizse. Ulaşım, yemek, yiyecek, içecek, her yerde polis istasyonu, polisler falan var. Güvenli, temiz, gecenin geç saatlerine kadar yürüyebilirsiniz. Eğlenceye tamamıyla doyacağınız bir yer. Kafanıza takılan, bizim atladığımız bir şeyler varsa siz yorumlara yazarsınız. Biz de cevaplandırırız sizler için. Biz buradan Bangkok'a geçeceğiz. Bangkok'u da gezmeye devam edeceğiz. Umarım sizler de gelirsiniz. Şimdi resimleri koyacağım sizler için. Resimlere bakıp umarım enjoy, zevk alırsınız.